Çevik Çapmur, Kilis'te doğdum. Ailemin dördüncü çocuğu, iki ablam bir abimden sonra 10 Temmuz 1936'da dünyaya geldim. Çocukluk hayatım tabii ki kilise geçti. Ve orada kilise yakın bir yerde bir arazilerimiz vardı. Orada bir konağımız vardı. Yaz aylarında genelde orada oluyorduk. Oradaydık. Orada çok güzel hatıralarım var. Bir atım vardı. Bir de onun arkadaşı köpeğim vardı. Onlardan çok zaman geçirirdim. İşte araziye gider. İşçi çalıştırır bazen onların başında. Ve de bazen de mesela o şeyin ihtiyaçlarını gider atla şehirden alır gelirdim. Ve o iş bana aitti. Sonra ilkokulu Kilis'te okudum. Kemaliye İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu yine Kilis'te. Kilis Ortaokulu'nda. O zaman tekti galiba o şeyde. Orada bitirdim. Liseye gelince Adana Lisesi'ne gitmek zorunda kaldım. Şöyle ki, abim bu tetlerin ilk şeyi, ilkokulu, ilk defa kurdukları okul, Yenişehir, şeydi, Türkiye Eğitim Derneği Yenişehir Koleji'ydi. Abim ona gitmişti. Fakat abim 4. sınıfa geçince Fransızca şeyini kapattılar. Biz Fransızca okumuştuk. Kapatınca mecbur oldu, Adana Lisesi'ne geldi. O orada diye ben de Adana Lisesi'ne gittim. Ama memnun oldum. Adana Lisesi'nde okudum. O da orada da bir sürpriz şeyim var. Liseler 4 yıllıktı. Ben 3. sınıfa geçtim. Aniden 3'e indirdiler. Ve biz 3. sınıftan mezun olduk. Yani o yıl 2 mezun oldu liseler. Evet, o şeyler üniversitelerin de kapasitesi müsait değil. Zaten kaç tane, 3 tane üniversite vardı o zaman. Ondan sonra büyük bir izdiham oldu. Ben iktisat fakültesini kazandım. Sınavlara girdik tabii. Kazandım. 2 ay falan orada kaldım. Ondan sonra Ziraat Fakültesi'nde kontenjan açığı olduğunu söylediler. Ve Ankara'ya geldim. Ziraat Fakültesi'ne girdim. Ziraat Fakültesi'nde pazarlama ve ekonomi bölümünde bölüm vardı. Oraya girdim. İşte orada okudum. Orada da mezun olduktan sonra pek çalışmak niyetim yoktu. Yani daha doğrusu memur olarak çalışmak niyetim yoktu. Çünkü şöyleydi. Çok az para veriyorlardı o zaman. Mesela babam bana verdiği paranın hemen hemen az biraz üzerinde para veriyorlardı. 350 lira aylık veriyorlardı. Düşünebiliyor musunuz o zaman? Ben o zaman babam da oğlum dedi boşuna şey yap. Zaten ben sana bu kadar para veriyorum dedi. Fakat DSİ'de Devlet Su İşleri, yani Devlet Su İşleri'nde Ziraat Fakültesi mezunlarını almaya başlamışlardı. Ki biraz yadırgı geliyordu efendim. Devlet Su İşleri'nde Ziraat Fakültesi mezunun ne işi var falan gibi. Halbuki o zaman Süleyman Demirel Devlet Su İşleri'nin başındaydı. Genel müdürüydü. O demiş ki biz demiş ziraata eğer hizmet ediyorsan ziraat mühendislerinden istifade etmeliyiz demiş. Ve öylece bir şeyler açıldı. Ve ben nasıl olduysa yani bir arkadaş vasıtasıyla falan Devlet Su İşleri Genel Müdürü'nün karşısında buldum kendimi. Ondan sonra bana sordu senin bölümün nerede dedi. Ziraat ekonomi falan. Peki bursun var mı dedi. Ki bursun sormasının nedeni de şu. O zaman burslu öğrencilerin mecburi hizmeti vardı. Yani kaç sene burs almışsa o kadar mecburi hizmet yaparlar devlette. Vardı. Yok dedim. O zaman yavrum dedim sen bizim tam istediğimiz adamsın dedi. Hemen dedi git işe başla dedi. Ben de o zaman o yaz Almanya'ya gitmiştim. Onu da daha başka bir şey olarak anlatırım. Gitmiştim Almanya'dan dönmüştüm. Dedim ki ben daha ailemi görmedim. Git dedi sen ailen gör. Biz şeylerini hazırlayalım. Sekreterine telefon etti. Hemen dedi telefonu çağır dedi. Hakikaten gittikten sonra 5-10 gün sonra beni çağırdılar. Ve gider gitmez de hemen bizi gönderdiler şeye. Ziraat ekonomi bölümü vardı orada. İktisat fen heyeti.
Ziraat İktisat Fen Heyeti diye. Oraya şey yaptılar, gittik. Gittiğim günü de hemen ertesi gün, akşam, yarın dediler sen Nevşehir'e gidiyorsun dediler. Nevşehir'de meğerse bir yetüt yapar, ekip varmış onu bana. Ben onu oraya şey takviye olarak gönderiyorlarmış. Oraya gittik, orada öylece başladık. İşte Nevşehir'de çalıştık. O zaman çok primitifti. Nevşehir'de bir tek belediyenin altında bir şey vardı, otel vardı. Hiç girilecek gibi bir şeydi. Yani bugün olsa oraya at bağlanmaz. Ondan sonra o otelde kaldık. Orada bir anım var, onu söylemek istiyorum. Şimdi orada Nevşehir'de benim dedem vaktiyle kaymakamlık yapmış. O zaman ilçeyle herhalde kaymakamlık yapmış. Hatta Nevşehir'e şehir suyu falan getirme şeyi var. Otelciye bahsettim. Araziden gelir gelmez bir de baktım ki 3 tane ihtiyar oturuyor orada. Şey dedi ki, bunlar seni bekliyorlar dedi. Hayırdır inşallah. Gittim ya dediler, siz sen bizim Göbekli Kaymakam'ın torunuymuşsun. Biz onu çok severdik, beraber çalıştık. Ondan sonra su getirdi falan filan. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Sağ olsunlar. İşte o şekilde Nevşehir'de başladık göreve. Ondan sonra devam etti. Bak Nevşehir'de bir şey daha anlatayım. O da bir enteresan bir şey. Şeyimde var hatırlatımda. Bizi çok iyi karşıladılar. Çok her köyde ziyafetler verdiler. Bir yere götürdüler bizi. Koca bir dağ, sanki bir duvar gibi. Üzerinde oyuklar. Orada güvercinler. Binlerce, milyonlarca güvercin. O oyukların her birinde sahibi varmış. Oradan gübre alırlarmış. Güvercin gübresi çok kıymetlidir. Ondan sonra tepesinde de bir kartal oturuyor. Orada silah falan sıkmıyorlar. Katiyen kartalı ürkütmemek için. Kartala işte yavruları gibi bakıyorlar. Çünkü o kartalın korkusundan başka kuşlar gelmezlermiş oraya. Yani öyle bir anımız var. İşte Nevşehir'den sonra devam etti çalışmalarımız. Adana Ceyhan Havzası'nda bir sürü şeyler var, baraj etütleri. Onun için geldik, 3 ay bize Adana'da yer verdiler, ofis verdiler. Hatta lojman da verdiler de kalmadık. Ondan sonra 3 ay o civarda çalıştık. Yani Ceyhan şeyi deyince Elbistan, Ceyhan ve kolları, Elbistan, Afşin, Maraş, hatta Narlı falan şeyleri dahildi. Oralarda çalışmalar yaptık. Ben önce tek gittim. Ön çalışmalar yapılıyor. Ön keşif, o zaman istikşaf derdik. Onlar yapılıyor. Ondan sonra ekipten beraber o bölgede çok çalıştık. 3 ay boyunca çalıştık. Ondan sonra Nevşehir'de bir çalışmam oldu. Ege'de, Edremit civarında. Yani şimdi şunu da söyleyeyim antiparantez. Şimdi bizim yaptığımız iş, bizim dairenin fen heyetinin yaptığı iş şu. Devlet su işlerinin yapacağı faaliyetlerin biz şeyini çıkarırdık, gelirini. Yani giderini diğer şeyler çıkarırdı. Gelirini yani ne kazanılacak, buradan tarıma ne katkı olacak, milli gelirlere ne katkısı olacak gibi çalışmalar yapardık. Onun için çok değer verdiler bizim şeyimize. Orada işte Edremit'te çalıştık bir ara. Ondan sonra Fethiye'ye, Köyceğiz'e gittik. Bu da bir enteresan, bu da bir tarihi bir şey. Fethiye 54 yılında galiba deprem geçirmiş. Büyük bir deprem geçirmişti. İş bina yoktu. Deprem evleri yapmışlar. Birinde otel gibi kullanıyorlardı. İşte biz orada kaldık. Zaten ne başka otel vardı ne başka müşteri vardı. Orada işte Köyceğiz, Fethiye civarında falan çalışmalar yaptık. Hatta doğru düz otel, doğru düz lokanta falan da yoktu. İşte ondan sonra başka çalışmalarımız oldu. İşte Adana diye anlatmıştım. Yani devlet su işlerinde çalıştığım sürece yılın en az 200 gününü seyahatte geçiriyorduk. Seyahatte işte doneler topluyor. Geliyor, değerlendirmelerini yapıyor. Gene bir daha seyahate gidiyordum. Daha birçok yerlere yani Erzurum'a,
gittim iki kere. Erzurum Hasankale'de bir etüt vardı, ona gittim. Bunun gibi birçok şeyler gittik. Ondan sonra askerliğe gittim. 1960 şeyi Erzurum'u söylemem lazım şu. Erzurum'a bir arkadaşla ilk çalışma için gittik. Ankara'da kazan kaynıyordu bütün sanki. Şeyler, gösteriler, şeyler falan. Ondan sonra harbiyeler, yürüyüşler yapıyordu falan. Erzurum'a gittik. Misafirhaneye indik. Ertesi gün şeyi açtık. 27 Mayıs 1960 ihtilal. Kaldık öyle. İki gün oradan çıkamadık. Her taraf kapalı, her taraf çıkma yasağı var. Sonra üçüncü gün gittim şeye, orduya dedim ki ya biz burada kaldık. Bana dedim bir şey de açın, dairemden konuşayım hiç olmaz. Geri mi dönelim, çalışalım mı falan. Dediler ki siz işinize devam edin dediler. Devam edin dediler ama bayağı zor. Erzurum'dan Hasankale'ye gidiyoruz her gün. Dört yerde ayrı şey diyorlar, yok çeviriyorlar, çevirme yapıyorlar. Ben de yalnızım, öbür arkadaşı şehirde bırakmıştım. Çantamda da şeyler var. Oranın 1 milyon 5 milyon haritaları var. Bakıyor, harita kimde bulunur? Casusta bulunur. Hemen subayları geliyor, aldatıyoruz falan filan. Ondan sonra devam ediyoruz bu şekilde. Üçüncü gün, dördüncü gün bu sefer yakaladılar bizi, şey yaptılar. Şoförümü şeye attılar. Yazılatane. Arabaya müsaade ettiler. Şeyde kaymakamlık yapan da bir üsteğmen. Üsteğmen dedi ki ben anlatım durumu. Sen şuraya Bahçeli'ye git dedi. Benim göreceğim yerde otur bir yere gitme dedi. Yani biz de hapsolduk orada. Ondan sonra meğersem Ankara'dan yeşil bir araba kaçmış. İçinde memşinler, politikacılar falan. Bizim araba da yeşil ya. Ondan sonra neyse o arabayı teşhis ettirmişler falan. Ondan sonra da biz temize çıktık ve ondan sonra da bize bakan olmadı. Plakayı bakar bakmaz geç diyorlardı falan. Öyle çalışmalar yaptık Erzurum'da da. İşte bunun gibi Erzurum'dan geldikten sonra zaten hemen askere gittim. 60 sonrasıydı, ihtilal sonrası. O askerlikte de çok enteresan benim şeyim. 1960'a kadar Demokrat Parti torpiliyle askerde kaytaranlar varmış. Bunların hepsini askere almışlardı. Etbalık Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı Müşaviri yok bilmem ne falan falan. Büyük koca koca adamlar. Bizim bölükte aynı onlar var bölükte de. Ben gider gitmez hemen bölük şeyde binbaşı, beni başçavuş yap. Sen de bölüğün başçavuşusun dedi. Zaten bölükte başka kimse yok dedi. Teğmen de yoktu. Bir de başçavuş olduk orada. Fakat enteresan adamlar. Bir tane şey vardı. Etbalık Kurumu Genel Müdür Yardımcısı. Şeyin Berin Menderes'in amcası olmuş. Torpilliymiş ama adam 100 tane hastalığı var. Şeyde yattığı zaman koğuşta sabaha kadar oturuyor. Uyuyamıyor. Şey binbaşı dedi ki aman dedi. Başçavuş sen buna bir çare bul dedi. Ben buna çok üzülürüm dedi. Ona, işte ona göre kalktık. Bir ranzayı şeye verdik yatakhane şeyine bakanına bir nazarı kaldırdı. Biz her zaman tam iki kişi eksik oluyor. Ne zaman bakarlarsa tam iki kişi eksik. Onu kaçırıyorduk devamlı. Ben de zaten çok zaman dışarıda kalıyordum. Yani çok güzel de bir yedek subay şeyi geçirdik. Alevi geçirdik. Ondan sonra daha yedek subay gitmeden bir ay evvel bizi topladılar. O 12 kişi. Allah Allah. Ne oluyor? Askeri okullara öğretmen göndereceklermiş. Halbuki 22 yıllık bir öğretmen vardı benim bölükte. Onu kıtaya gönderdiler. Bizi öğretmen gönderdiler. Konya Asubay Okulu'nda öğretmenliğe gittim. Burada bir sürü anılarım var. Onu da işte şey yaptık. Askerliğimizi orada yaptık. Orada da çok rahattım yani. Çünkü öğretmen olarak sanki öyle bir şey ki oradaki albaylar var. Efendim teğmenler var. Hepsi öğretmen. Yani hiçbir şey yoktu orada. Rütbe şeyi yoktu. Ayırması yoktu. Çok güzel oldu o da. İşte ondan askerlikten sonra hemen geri devlet suçlarına geçtim. Devlet suçlarına genel çalışmalarımıza devam ettik. Diyarbakır'a geldim falan ondan sonra.
Ve bu sefer evlenmeye kalktık. Ondan sonra ben görmüştüm bu seni. Ona konuşmuşlar, oradan şey yapmışlar. İşte karar vermişler. Ben şey değilim, Afyon Dinar'da. Hiç orayı unutmam çünkü oradan telefon açtım. Aman dediler, ya desin gel, sen nişana bekliyoruz. Neyse Şubat sonunda, 63'ün Şubat'ı sonunda kalktık, nişan yaptık. Evlenmek için de Ankara'da bir kooperatiften bir ev almıştım. Yani kooperatif olarak bir ev yaptırmıştık. Bir apartman yaptırmıştım, orada bir dairem vardı. Ankara'da otururuz diye düşündüm. Fakat sonra düşündüm, ya ben 200 gün yok. Şimdi o günün hayatına alışmamış bir hanım. Ne yapacak burada? Dedim ben o zaman memleketime gideyim. Ve burada da belki özel bir şeyler yapmayı falan planlıyordum. Ondan sonra kalktık. Buraya müracaat ettim. Fakat burada DSE'yi var ama bana uygun bir şey yok. Çünkü ben o zaman baş mühendis olmuşum. Ve konumla ilgili bir şey yok. O zaman mecbur oldum Tarım Bakanlığı'na geçmeye. Tarım Bakanlığı'na ziraat araştırma mühendisine geçtim. Burada müdür muhabir olarak başladım. Antep'e gelince Teknik Ziraat Müdürlüğü'ne geldim. Orada ziraat mühendisi de yoktu pek fazla. Onun için bir sürü iş vardı. Şimdi mesela FAO'nun burada gübre şeyi vardı. Gübre tanıtma. Çünkü evvelden suni gübreleri hiç bilen yoktu köylerde. Onları tanıtmak için program vardı. Onun 3-4 vilayette ben onun şeyini yapıyordum. Temsilciliğini yapıyordum. Gidip geliyordum. Orada işte demonstrasyonlar falan yapıyordum. Ondan sonra zeytincilik teşkilatı vardı eskiden. Yani zeytinciler çok önem verdiği için zeytincilik ayrı bir teşkilat halindeydi. Zeytin olan ülkeler ilk illerde bir veya iki tane mühendisler vardı bu işte sırf zeytincilikle uğraşan. Burada da güneyde de ben orayı onu temsil ettim. Bunun gibi bir sürü işler vardı ve yani iş yüküm çoktu. Ondan sonra kalktı bir milletvekilinin bir şeyine mani olduk. Şöyle ki bir milletvekili İslahiyeli kendinin olmayan bir arazi muhtardan anlaşmış. Bir de ziraat şeyle oradaki ziraatçıdan anlaşmış. Efendim burası onundur diye kredi çıkarmışlar. Büyük bir kredi çıkarmışlar. Bana telefon ettiler. Aman dedi şey genel müdür. Çevik git bunu önle. Bu büyük rezalet olacak falan dedi. Gittim hakikaten biraz Ziraat Bankası müdürünü korkuttum falan uçturdu. Durdu ama adam doğru şeye gitmiş bakanlığa. Demiş ki bu adamı buradan alın. Benim, yani. Genel müdür demiş ya orada bu adam bize çok lazım. Şu kadar işi var, şunu var, bunu var. O zaman demiş bakan madem öyle terfi ettir demiş. Bizi kalktılar Mardin'e ziraat müdürü. İl ziraat müdürü olarak kaynımızı çıkardılar. Yani böyle olmasa giderdim de. Ama böyle olduğu için ben de uğraştım durdurdum. Durdurunca araştırma enstitüsüne geçtim. Buradaki o zaman neydi orada bulamazdı? Gaziantep Araştırma Enstitüsü'ydü. Oraya geçtim. Orada da işte gene ekonomi, iktisat konusunda çalışmalar. Yani maliyet analizleri, efendim, bu konudaki girdilerin hesapları vesaire gibi onlarla çalıştım. Orada işte iki tane müdür muhabiri vardı. Bir teknik müdür, bir idari müdür muhabiri. İki tane müdür muhabiri vardı. İşte müdür de 21 senedir buradaymış. O zaman meşhurdu Şirazi Bey. 21 sene Antep'te kalmış. Onu alacaklardı. Onu biliyorum artık. Çünkü çok şey olmuş, primitif. Yani pasif hale gelmişti. Ondan sonra dedik ki ya bu teknik müdür muavini müdür olur falan dedik. Demeye kalmadı. Pat diye bize müdürlük geldi. Sürpriz. Allah Allah ne yapalım? Neyse adam dedim ki ya işte, kusura bakma ben bunu istemedim. Ve memnun da olmadım dedim. Neyse burada müdürlük yapmaya başladık. İşte burayı
şey yaptık, epeyce bir şeyler yaptık burada eser. İşte o mesela o şey işi bir genelge çıktı. Havaalanlarının zirai işletmelerine devre diye. Çünkü orada mesela şey olunca boş bırakılınca kuşlar uçaklara şey olmuş. Tehlike haline gelmiş. Hatta bu surat bir yerlerde şeyler, ördekler falan şehirde bir olay da oldu. Ondan sonra onlar için demişler ki bunu ziraatlara verelim. Zirai meselelere hiç olmazsa işlensin falan. Hem onlara şey olur hem de bu halden çıkar falan. Öyle bunu duyar duymaz ben hemen şeye bastım gaza. Dedim biz bunu alalım. Burada da işte o havaalanını genişletme şeylerini yapan bir Cavit Bey var, Cavit. Cavit Bey, o da ahbabım benim. Onlarla anlaştık. Gittim ben hemen bakanlığa. Fakat orada köşeye bir şey yapmışlar, küçük bir şey. Pırpırlar yapıp kalsın diye. Aynı ordu oraya el koymuş. Ordudan şey aldık, kara kuvvetlerinden. Oranın bize gereği kalmadı falan diye. Oraya aldık bir şeye. Hala da bizim dinar araştırma emsinin kirasındadır o. O zaman 5 liraydı Kürt dönümü, şimdi ne kadar bilmiyorum. Onu aldık. Ondan sonra o ikinci yayında onu da anlatayım. Yine Ziraat Müdürlüğü'ne bize şey geldi araştırma emsinine. Fazla fidan üretelim. Daha fazla fidan üretelim. Antep fıstığı, çöğürü deriz. Aşırı fidan. Fakat arazimiz müsait değil. Dediler ki arazi kiralayın. O zaman aklımıza şey geldi, havalandım orada Büyüdüz köyü var, o Mustafa Eflatun vardı. O da enteresan bir kişiliği olan bir adam. Ona gittik, dedik ya şurada bize sulu arazilerine kiraya ver. Adamla sohbet ederken dedi ki ya dedi, ben size bir şey anlatacağım dedi. Ben dedi, babam dedi, Bostancı'ydı dedi. Burada bu şey var ya, şehrin kenarında işte bu değirmençam falan. Burada bostanmış eskiden. Yani bahçe, sebze bahçesi falan. Orada dedi işçi çalışırdı benim babam dedi. Ben de bu oyuna bir arazimiz olsun diye dedi. Büyüğünde, şeyden büyüdüm dedi. Allah bana verdi dedi. Burayı aldım, satın aldım dedi. Ama dedi çok dere şey yaptım. Üzerinde çok çalıştım. Ağaçları yürüttüm. Özel pınarı var. Ondan sonra şuna çok şahane bir yer. İşte havalından hemen biraz çıkınca doğru. Burayı ben dedi istiyorum ki dedi bir böyle bu durumuyla kalsın. Yani veya daha gelişsin. Çocuklarıma versem dedi bunu paylaşırlar dedi. Başka bir de şeye versem çocuk arası girmek falan düşünün onlar bakamazlar kiraya verirler dedi. Ne yapar? Ben hemen dedim ki ya bizim mühendisliğe dedim yap bir vakıf yapalım. Bizim mühendisliğe geçsin bu. Ama peki dedi adam. Biz orada hemen ayak üzeri vakfı kurduk yani zihin fiili olarak. Hemen vakfnamesini falan hazırladık. Efendim orayı araştırmaya sıra hala durur tabelası. Tarımsal araştırmalar Mustafa Eflatun Vakfı. Tam ev. Yani belki havalandan ileri doğru geçtiniz orada vardı şeyi. Tam ev diye. O arazilerin tümünü bizim araştırma enstitüsünü şey yaptık. Vakıf olarak bağladık. Fakat şu anda istifade etmiyorlar galiba. Bilmiyorum tam ben artık çok oldu o şeylerle. Bir de o işi yaptık yani. Ondan sonra burada işte müdürken kalktılar. Bir şey geldi bana. İşte bakanlıkta bazı ahbaplarım falan var. Bana dediler ki ya dediler, seni Yalova Araştırma Enstitüsü'ne müdür yapacaklar. Aman dedim ya istemem ben. Antep'ten ayrılmam bir o önemli değil. Orası da çok büyük bir yer. Yani oradaki ekipman, oradaki eleman üniversitelerde yok. Çünkü orada FAO olan EAED yani dış şeyler, sermayeyle şeyin FAO for International diye odur, organization'de. Onun şeyiyle kurulmuş. Her şey onun. Fakat müthiş bir lakaytlık var. Orada biliyorum. Ağabey gittim geldim oraya. Mesela müdürlüğü sabaha kadar Ermanlarla kumar oynar, sabahın dairelerine giderlermiş. Bana dediler ki orayı sen düzelteceksin. İşte şeye, kumara mani olacaksın.
dedim ki bakın ben kumara mani olurum ama oyuna mani olmam. Millet doğru oynuyorlar bilmem şu sıra falan. Neyse kalktık gittik. Oraya mecburen gittik. Ondan sonra orada işte gene çok şükür bazı güzel çalışmalar yaptık yani. Dönünce şimdi ben şuna şey derim. Bir yerde çalışıp da dönünce yüzün ak olmalı. İyi karşılanmalısın. Yani o şekilde hala da söylerler yani benim oradaki çalışmalarımı. Orada da çalıştık. 2,5-3 sene kadar orada şey yaptım. İşte orada da başka bir şey çıktı. Kureti kapı şeyimizi tutmuyor. Bir şey var. Bizim orada Yalova Araştırma Enstitüsü'nde bir adam var. Sabahtan akşama da gazete okur. Hiçbir şey yapmaz. O adamı mesela bakanlığın mesela şunu söyleyeyim. Bizim ben burada bu şey yaptığım süre selamet hükümeti vardı. Bütün en koyu durumuydu. Yani takviyeliler denirdi onlara. Onları elindeydi. Ve benim oraya gitmem zaten enteresandı. Nasıl ben oraya şey ettiler? Çünkü biliyorlar ben burada haber de gönderdim. Ben dedim şey yapmayın. Ben o bunları ayağa uyduramam. Hatta bizim Nazan'ın amcası onlardandı. Ondan sonra buna rağmen yaptılar bizi. Oraya gönderdiler. Ben de hiç taviz vermedim. Geceler düzenledim, balolar düzenledim, yılbaşı düzenledim falan. Hiç taviz vermedim. Fakat bir şey de yapamadılar. Bir şey geldi mesela bir ekip geldi. Öyle bir ekip ki gittiği yerde hemen masaya tayin bırakıyorlar. Öyle şeydi, tam yetkili. Geldi, şey dedi ki genel müdür, işte genel AKP şeyler o zaman selametçiler yanında beraber gelmişler. Çünkü bana geldiler, benden yüz bulamadılar. Ondan sonra, bakın dedi, ne demişler sardık. Bu adam dedi, bizden değil dedi. Bizden de olamaz dedi. Biz bunu buraya getirirken de biliyorduk dedi. Fakat dedi, buradaki başarı bizim başarımızdı dedi. Bu çok hoşuma gitti yani. Buradaki başarı dedi, bizim başarımız olur. Adamın hepsini kesti yani. Derken Tarım Bakanlığı şeye geçti. CHP'nin yanına geçti. Bizim bir tanıdığımız yani meslektaşımız bakan oldu. Oh dedi çünkü bizim oradaki çocukların hepsi solcuydu. Ama hiçbirine bir şey etmedim yani. Zarar gelsin istemedim, uğraştım yani. Ondan sonra geldi. Orada boşluk duran bir adam vardı. O sınıf arkadaşıymış. Onu terfi şey ettirmek kadrosunu yükseltmek, efendim bağışını şey etmek diye emekli olacakmış. Kalkmışlar bir şey yapmışlar filan. Beni başka bir yere verecekler. O oraya müdür olacak. Hatta lojmanı filan da boşaltma dediler. Tekrar geleceksin buraya dediler. 3-4 ay sonra o müdür olduğunda kadroyu alacak, geri ben buraya geleceğim. Ben buna çok kızdım. Yapmam ben bu işi dedim. Çektim geri buraya araştırma sıra geldim. İşte burada gene çalıştık falan. Nihayet emekli oldum. Emekli oldum, başka işler filan düşüneyim diye. Fakat şey, üniversite yeni kurulmuştu. Üniversite yeni sekreteri ve şey var, rektörü. Ve orada Ömer Bey vardı, makine mühendisi şeyi. Makine bölüm başkanı falan. Ondan sonra, onlar illa buraya genel sekreter oldu dediler. Üniversiteye. Düşündüm ya dedim, bu benim bildiğim bir iş değil ama işte idarecilik her yerde idarecilik. Olur dedim gideyim hiç olmazsa biraz üniversitelik şeyi şehirden kaynaştırırım belki dedim. Üniversite öğrencilerin dedim biraz değişik şeye sokarım çünkü şu var. Üniversiteler sadece öğretim yuvası değil eğitim yuvası da. Yani her yönden talebeyi geliştirmek lazım. Ki Antep Üniversitesi'ne gelen öğrenciler o zaman %73'ü Antep'ten daha geri yerden geliyor. Çoğu. Yani hiçbir şey bilmiyorlar. Onları belki dedik biraz eğitirik falan. Neyse orada da işte çalıştım. Çalışmalar yaptım. Ve memnunlardı falan. Fakat bir yerden sonra baktım rektörle şey demedik. Şimdi üniversitelerde genel sekreter bütün idarenin eli başıdır. Kanunda öyle yazar. İdare peşliğinin başı genel sekreterdir diye yazar.
Rektör sadece teknik şeylerin başıdır. Yani teknik eğitimin başındadır. Fakat burada rektör her şeye barışıyordu. Şimdi mesela şunu da söyleyeyim. Hastane var ya, hastanenin aslında tıp fakültesinin hiç bilgisi yok. Hastane genel sekreterine bağlı bir işletmedir. Orada sadece doktorlar görev yaparlar. İşte öyle olduğu halde baktım her şeye çevirdim. 2,5-3 sene yakın orada çalıştım ve oradan da ayrıldım. Babam, annem Remziye Çakmur. Çok genç yaşta yani 15 yaşında falan evlenmiş. Onun için iptidai mektep o zaman. İlkokuldan başka okul falan okuyamam. Zaten okumazmış kızlar hiç. Ve Konya'ya gelin gitmiş. Konya ne şeyin. Babam o zaman divan-ı muhasebat, yani şimdiki Sayıştay var ya, o zaman divan-ı muhasebat onun ismi. Orada çalışırmış babam. Konya'da, orada Konya'yı almışlar. Ankara'da değil, Konya'daymış o zaman. Ondan sonra oraya gelin gitmiş, orada evlenmiş falan. Ondan sonra zaten babam kız çocuğu olduktan sonra hemen kilise gelmiş. İşte ayrılmış, kilise gelmiş. Ticaret falan yapardı. Ticaret, ziraat falan yapardı. Ondan sonra babam, dedem, babamın babası, Cevdet Efendi, bürokrat. Birçok yerde kaymakamlık yapmış. Bu arada Maraş Harbi sırasında, Maraş Kurtuluş Savaşı'nda mutasarrıf vekiliyim. Mutasarrıf o zaman Maraş valisi falan gibi oluyor. Mutasarrıf vekiliymiş. Mutasarrıf gitmiş, yenmemiş. Harp çıkınca o vekalet etmeye başlamış. Ve de bu arada amcalarım, ençem, amcalarım oradaki direnişe katılmışlar. Babam ve amcalarım. O zaman Maraş'ta direniş başlayınca, o Sütçü İmam falan hikayesi başlayınca demişler ki herkes silah bırakacak. Çünkü oradaki jandarmanın silahlarını da dağıtmışlar halka. Dedem dağıttırmış. Demişler ki bu direniş durmazsa şehrin ileri gelenlerini, dedemi, tasarruf vekilini falan hepsini almış kaleye götürmüşler. Bu direniş durmazsa ertesi yarın sabah bunları idam edeceğiz demişler. Direnişi durdur. Onu anlatıyor şeylerdi. Dedem akşam sabahleyin idam olacaklar. Dedem yatmış uyumuş. Öbürleri telaş falan. Ya demiş şimdi susuz kalmam demiş. Bana bir faydası var mı? Ne yapacağım dedim falan. Neyse öyle bir şeyler de var. Ondan sonra oradan sanırım ikinci şey, çünkü bunu tam süremedim ben. Nevşehir'e gitmişti dedim, anlattığım gibi. Nevşehir'de kaymakamlık yapmış. Ondan sonra da işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanırım 26-27, 1927 falan ayrılmış, emekli ayrılmış, kilisede otururdu. Efendim, babam işte kilise geldikten sonra ziraat heyran yapardı. Tam 1939-42 arasında, harp sırasında babam belediye başkanı yaptılar zorla. Yani tayinen yaptılar o zaman. Ondan sonra öyle bir şey ki her şey karneye bağlı. Yıkıklık yok bir şey. Karne, gaz yok, bez yok falan. Tuz yok. Sabahleyin kalkardık ki bizim evimiz önü kapısı dolu hıncariç. O biri bilmem ne ister, biri bilmem ne ister falan filan. Ondan sonra işte o sürede babam belediye başkanlığı yaptı. Efendim işte nişanlandık Nurten Söremez'le. Nurten Söremez, Söremez ailesinden, Hayri Bey'in kızı ve eski ailelerden. Ve işte buraya gelmeye karar verdim ben. Sıraat'a geldim. O zaman burada işe başladım ve Ağustos'un 5'inde de bir düğün yaptık. Şimdi Nurten okuyamamış, yani daha doğrusu okutamamış. Aslında çok şeydi, okumaya meraklı, zeki falan. Fakat aile havası buyuruyla okuturmamış enstitüden sonra. Hatta bir öğretmenlik şeyi çıkmış, ona da göndermemişler. Fakat devamlı bir sosyal şeye vardı, sosyal konulara girme eğilimi vardı. İşte kalktı körler okuluna
Körler Derneği'ne, Altı Nokta Körler Derneği'ne girdi. Lale Hanım vardı o zaman. Ondan sonra orada çalışmaya başladı. Ondan sonra Lale Hanım bıraktı. O başkan oldu. Yani 26 sene Körler Derneği'nde çalışma yaptı. Burada. Ve bunun 19 senesi de başkan olarak. Şimdi o zaman mesela o Körler Derneği'nde çalışmalarında beraber çalıştığı 45 tane hanım vardı. Antep'in belli hanımları. Bunlar bir kermes hazırlarlardı mesela. Kermesi 9'da açar, 12'den kapatırlardı. Biter eşya. Geceler tertipler. Sadece Körler Derneği geceler, balolar, efendim sanatçılar getirme işini sadece Körler Derneği yapabilir. Çünkü şeyleri genişti. Etrafı genişti. Her hanım mesela bir sürü etrafı var. Hemen şeyde satıp bilet falan satarlardı. Ondan sonra zaten mesela iki defa Sezen Aksu'yu getirdik. İbrahim Tatlıses'i getirdik. Ne bileyim ben, İzel'leri getirdik falan. Bir sürü konserler yaptık. Şeyde, spor salonunda. Ve körler de, hakikaten körleri muhtaç olmaktan çıkardık. Okuyanlarına mesela okula gidiyorsa şey ekipman, onların özel daktiloları var, özel saatleri var. Efendim teyp, ses almaları için. Ondan sonra özel kağıtları var. Braille kağıtları. Ondan sonra onları temin ederdik ve kaç tane üniversite bitiren talebi oldu o sırada. Bunun yanında şimdi bir şeyimiz, projemiz vardı. Daha doğrusu onu ben şey yapmıştım, İstanbul'da vardı bir yer. Körlerini çalıştırmak, körleri rehabilite edebilmek için bir merkez. Ne için? Mesela körler çok güzel masör olarak çalışabiliyorlar. Halı okuyabiliyorlar, düz halı okuyabiliyorlar, fırça yapabiliyorlar. Müzik, müthiş müzik kabiliyetleri var. Sesleri var çoğunun falan. Bunları değerlendirmek için dedik ki bir rehabilitasyon merkezi yapalım. Bunu burada şey yapalım. Ve kalktık inşaatına başladık. Belediyeden bir arsa aldık. Sağ olsun Yaşar Ağyüz vardı o zaman. Bize bir arsa verdi işte şeyde. Binevler'in orada. Sonra şimdi şey orası ne onun adı? Tamam, Çağdaş Bilgi Koleji'nin binası. Şimdi orayı yaptık. Orayı fakat kapı inşaatı bitirdik. Hatta diğer inşaatlar için de şeyler yaptık. Mesela boyayı ben veririm, camı ben veririm falan gibi bir sürü bağlantılarımız oldu. Çünkü Körler Derneği tek erdik haline geldi Antep'te. Herkes telefon ediyordu. Ya biz size şu kadar şunu ayırdım, niye geri bağırmıyorsunuz falan gibi. Yani biz gidip şey yaptık. Baştan tanıttılar. Vali falan da ya dedi, bu dedi, dernek tek güvende dernek falan dedi. Neyse orayı başladık, orayı kapı inşaatını falan yaptık. Ondan sonra bu körler bu sefer şeye başladılar. Bloke ettiğimiz bir para vardı o inşaatlar için. O bloke ettiğimiz para da gözleri. İşte bunu biz yavaş yavaş harcayalım falan gibi. Kalktılar, huzursuzluk çıkardılar. Nurten istifa etti. İstifa etti ve o işler bitti. Tak diye durdu. Bütün hanımlar da ayrıldılar. Kaldılar öyle. Sonra işte o okulu şeye, Çağdaş Bilgi'ye verdiler. Yap işlet devlet halinde 5 yıl. Orayı onlar yaptılar. O da 5 yıldan sonra da hala da Körler Derneği'nindir orası. Ve kira alınıyor. Kirada. Ben evlenince Nütfü Söylemez'in evine girdim. Bu lisenin arkasında 2 katlı evdi zaten. Altta ben oturuyordum, işte o oturuyordu. Bunlar oralar tabii değişti şimdi. Bir ev gibiydik. Nütfü Söylemez'in bir hastalığı vardı. Yani bir hobisi vardı. Gaziantep'te üniversite kurduracağım. Bunu kendine şey etmişti yani. Neler yaptı? Masraflar yaptı, seyahatler yaptı, efendim çalışmalar yaptı, paralar harcadı çok. İlla burada bir üniversite olsun diye. Ve o zaman üniversite yaptırma derneği diye dernek kurduk. Onun saymalığını da ben yapıyordum. Ondan sonra buraya ilk defa mesela şey geldi.
teknik bölüm, makine vardır, elektrik falan filan onlar başladı. Hatta ilk makine geldi. Ondan sonra ve de hazırlık sınıfı başladı. Bunların hepsinin buraya gelen profesörlerin kiralarını ödedik. Gelsinler diye. Çünkü gelmiyorlar. Kiralarını ödedik. Geldiler. Ondan sonra gene çalışmalar devam etti falan filan. Nihayet üniversite kuruldu. Yeni düzenlenmiş şeyleriyle. Fakat üniversitede ben gittiğimde mesela genel sekreter oldum dedim ya. Hiç haberleri yok öyle bir şeyden dedim. Ya böyle bunun Tübeyen şu kadar şeyi var ya. Ölmüştü o zaman da adamcağız. Ondan sonra emeği var falan. Şimdi üniversitenin bir amfisine ismini verdirdik. Hala durumu biliyorum. Belki de değiştirmişlerdir. Bir büyük amfiye rütbesinin ismini verdik. Şimdi bizim staj mecburiyetimiz vardı. Çünkü yüksek lisans haline gelebilmesi için yaz aylarında da iki staj yapmamız gerekiyordu. Ondan sonra staj için kalktım. O zaman vardı öyle bir şey. Almanya'ya gitme falan vardı. Bir iki. Ben de aklıma işte Belmo abla geldi. Belmo ablaya mektup lazım. Dedim ki ya bana bir yer ayarla. Geleyim. Tamam dedim. Gel sen. Orada bir akseptans gönderdi bana. Kendisi. Akseptans biliyorsun şunun için. Yani burada geçimini falan sağlarım. O benim misafirimdir veya şeyimdir falan gibi. Ve kalktık biz Almanya'ya şey etmeye İstanbul'dan bindik Sirkeci'den gidiyoruz. Fakat hiç gitmemişim, hiç görmemişim. Antep, Ankara, belki bir kere de İstanbul, onun dışında hiçbir şey görmemişim. Neyse gittik. Yolda iki gün trenden gidiyorsun. Trenden demirperde ülkelerine gelince Bulgaristan'a falan İstanbul vagonuna yolcu almıyorlar hiç. İki tane şey koyuyorlar asker. Onun için bir kompartıman bir Mısırlı çocuktan ikimize kaldıydı. Orada rahat rahat geldik işte. Münih'e indik. Münih'ten şeye gitmem lazım. Stuttgart'a yakın Göppingen diye bir yer var. Belmo abla orada. Gazetenin şeyi de orada. Envesiyet gazetesi. Neuenburg'dan Beşir. Sakin diye. Ondan sonra oraya gideceğim. 260 kilometre falan yol. Dedim ki ya çok yorgunum. Biraz yerim rahatlarım falan. Kompartımana gittim. Kompartıman o kadar şey ki sanki ağaç altında oturmuşum. Havalı, güzel falan. Benim başım düşmeye başladı. Baktım. Şeye de baktım. 2 saat deyince benim kafama göre dedim bu yol 4-5 saat sürer bizim trenlere göre. Rahat eder. Bir de baktım ki 2 saat bile değil. Şinelsuk onlar da. Almanya'da. Yani şimdi bizim ekspres gibi. Bunların hele bir Fern Şinelsuk var. Böyle geçtiği zaman şeylerini sayamazsın. Vagonlarını. Öyle bir hızdan geçerler. Neyse. Baktım ya uyuyacağım. Dışarı koridora çıktım. Kondüktör geldi. Sizin de yeriniz yok mu dedi. Var dedi. Niye oturmuyorsunuz? İşte o zaman Almancam da zayıf. Yani ben esas okulda Fransızca okumuşum. Almancayı sonra bir Alman şeyine gittim, derneğine. İşte poşat pat bir şeyler öğrendik. Dedim ki uyumaktan korkuyorum dedim. Nerede ineceksin dedi filan yeri. O dediğim Göppingen'de de bu tren 3 dakika durur. Durur kalkar. Öyle gösteriyor. Şeyler var çünkü. Verdikleri programlar var. Ona baktım ben. Tamam dedi sen git yap dedi. Ben gittim hemen kafa yormuşum hemen. Uyumuşum. Bir de baktım adam geldi. Kalkat dedi bana. Kaldırdı. Bavulumu almış kapıya götürmüş. Beni de uyandırdı getirdi. İndik biz. Ya dedim oh medeniyete geldim dedi. Medeniyet bu. Bizim kondüktörler onu yapacak da falan. Mümkün değil. Neyse indik. Orada Göppingen'de işte bizim Belmo ablanın evine gittim. Ve Göppingen'e yakın bir var. Meyesse tohum ve çiçek üretiyor. Donstorp diye bir yer var. Dondogard'a ait şeyde. Orada bana şey bulmuş ve de gazetede de efendim
bir Türk stajyer geliyor falan diye bir yarı şey yazmış, çıkarmış. O ben o kadar iyi karşıladılar ki. Oh, sanki milletvekili geliyor. Orada işte 4 ay falan orada kaldım. Orada çok güzel şey yaptık. Yani çok iyi karşıladılar. Bana fazla bir iş vermezlerdi. Mesela şurayı sula derlerdi. Gel bak derler, şey yaparlar. Gel sen de bak falan derler. Veya var şunu şeyi ekmeği falan bir şey derler. Yani o kadar bana iş vermezlerdi. Ondan sonra işte onun şeyi geleceğim. Bir gün dediler ki işte, Betrifs Ausflug vardı yarın dediler. Allah Allah, neymiş bu Betrifs Ausflug? Şeyin müessesenin gezisi gibi bir şey. Yani şeyi tercümesi. Ondan sonra sabahleyin bir baktım çöpçüsüne kadar bilmem nesine herkes tırın tırın giyilmiş efendim. Geldiler. Patron kapıda hepsine hoş geldin falan diye otobüse yerleştirdi. Doğru Münih'e. Münih'te orada 250-260 kilometre falan var. Gittik. Orada hemen bir restorana girdik. Orada işte kendi ayarlamış patron. Yemeklerimizi yedik. Bir baktım bir kağıtlara sarmışlar. Her kişi için 10 mark. O zaman mark vardı Almanya'da. Şeye dediler gideceğiz. Münih şeye festivaline. Şey Oktoberfest. Münih'te o meşhur, çok meşhur. Bütün Avrupalı meşhur. Oraya gideceğiz. Orada birbirimizi görmeyiz. Bunu harcarsınız dediler. Bir de harçlık verdiler yani. Gittik hakikaten. Şimdi ancak var bizde o şeyler, o aletler, o şeyler, sarıcaklar yok, uçarlar bilmem neler falan. Acayip, aklım durdu benim. Şaşırdım ne yapacağım falan. Neyse, orada işte vakit geçti falan, saatlerinde buraya geleceksiniz. Oraya gittik. Oradan doğru bir dağ lokantası. Onlar böyle şeyler var, bizim şehir. Şeylerimiz var ya, yollardaki lokantalar, onun gibi ama içkili falan çok güzel yerler yani. İsmini şimdi şey demedim orada, Mitchap derler galiba. Ondan sonra orada ayarlamışlar orayı, oturduk, bana dedi ki sen dedi, Muhammed'e anısın dedi, sen içki içmezsin. Yok dedim, bizlere de içki içmek lazım. Günah değil, sarhoşum bak günah dedim. Adam aldım, gel. Bir ayda konyaktı bilmem ne falan derken ben filmi koparmışım. Yani hayatta ilk filmi koparmam da o. Bir ayıldım ki ortada bir yukarı kadınla biz dans mı ediyoruz, oynuyor muyuz? Bütün millet etrafımızda. Allah Allah. Neyse, şimdi bana şeyde o kaldığım yerde duş var sadece. Ben istiyorum şöyle bir tükürük için hamama gideyim falan. Biraz keserhaneyim falan. Dedim ki burada böyle bir hanım var mı? Var dediler. Bey usta vardı. Usta götürdüm de ağzına bakır falan şeyler gördüm. Ben de dağıttım. Ondan sonra var dedi. Bana yerini tarif etti. Pazar günü gittim oraya. Gittim ki tamirdeymiş. Bir baktım ki köşe başında beni adam bekliyor. Ya dedi kusura bakma dedi. Ben bilmiyordum dedi. Tamirdeymiş burası dedi. Gel dedi. Hanım sana şey dedi, banyo hazırladı dedi. Yahu kardeşimin evinde banyo yapmış dedim. Artık gittik, illa geleceksin falan dedi. Oo, kadın bizi karşıladı, güzel. Oh, görsen öldüm, hizmetler, şunlar, bunlar. Ondan sonra akşam yemeği de bırakmadılar. Oturduk, çay içtik, yemek yedik falan filan. O kadar hemen çat pat şeyle onlardan ahbap olduk. Bu sefer şey yaptılar, bir gün bir şeyde, sohbette bana dediler ki ya dediler sen kiliseye gider misin? Daha doğrusu Türkiye'de camiye gider miydin? Tek gitmezdim dedim. Kiliseye giderim dedim. Allah'ın evi orası. Cami dedim Allah'ın evi. Kilise de Allah'ın evi. Giderim dedim. Değil misin? Sabahleyin tak 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 kalk kiliseye gidiyoruz. Şimdi orada Katolikler var, Ortodokslar var. Ondan sonra bir gün oradan gidiyorum, bir pazar ondan gidiyorum. Artık buna şey demedim ama hoşuma da gidiyordu. Şöyle, kiliseye geliyorlar, herkes çok güzel giyilmiş. Zaten güzel bir elbiseler vardır onlar böyle.
gardıropları falan yok. Ondan sonra girmiş, çocukların ellerine tutmuşlar, kiliseye geliyorlar. Çocukları rahibe alıyor, götürüyor. Onlara artık hikayeler falan anlatıyor herhalde. Kilisede ondan sonra çıkınca da mutlaka birinin evine gidiliyor. Gidip orada pasta falan yiyelim, kokun diyorlar bunlar ya. Alman pastası deriz biz. Ondan sonra onlar geliyor falan. İşte o sohbet esnasında bana iki şey söylediler, bir de dediler ki sizde dediler dört evlilik varmış. Dedim ki eskiden varmış, şimdi yok dedim. Ama Araplarda hala var dedim. Ondan sonra ama dedim her erkek dedim dört tane kadın olduğu halde dedim. Daha fazla da hatta dedim. Hiçbir erkek kadınsız kalmazmış dedim. Demek ki dedim o zaman büyük bir kadın nüfusu varmış dedim. Bak dedim, harpten sonra sizde de olmuş bu dedim. Sizde de dedim, kadına hep dedim, kadınlar şey kalmış dedim. Kadını böyle bana alkışladı. Meğersem o da harp dolayısıyla evlenememiş bir yaşlı kızmış. Sonra tanıştık. Yani işte böyle güzel şeylerimiz oldu. Almanya'dan geldim, ikinci sene alıştım ya, ikinci yaz. Şimdi Almanya'da, orada kızlarla ahbaplık ederken çalışıyorum. Bir bana şey dedi ki, ben dedi Hollanda'da bir yerde çalıştım dedi. İşte şöyle güzel bir ev, şöyle iyi insanlar falan filan. Bir resim verdi bana. Onların zarfının içine koymuş. Üstünde de adresleri var. Kapıya çağırıp kalktım, o adrese bir mektup yazdım. Dedim ki işte staja gelmek istiyorum, kabul eder misiniz? Onlar tamam dedi, buyurun gel falan dediler. Hemen bunu, ben onu akseptans olarak kullandım. Öyle bir şey olmazsa pasaport alamıyorsun. Onu kullandım ve doğru çıktık yola yine. Almanya'ya gene geldim bizim babalar. O zaman da bakanlığa şeye geçmişti. Konsolosluğa orada çalışıyordu. Dedim ben geldim bana. Dedi ki bak Çevik, ben sana diyet bulurum. Hayat kolay dedi. Ama dedi, senin dedi şeye dedi, Amsterdam'a kadar biletin var dedi. Git dedi. Bunu kaçırma dedi. Orada dedi bak, hoşuna gitmezse dedi. Hemen atla geri gel dedi. İyi dedik, gittik. Adamların hiç haberi yok, onlara haber vermedim. Çünkü hiç gitmek niyetim yok, Almanya'da kalacaktım. Amsterdam şeyinden, istasyondan birine şey ettim, rica ettim, telefon ettirdim. Adam da şaşırmışlar. Artık ona bana tarif ettiler, şeye buldukları yer, Asmer diye, bütün çiçek müesselerinin daha çok olduğu bir yer. Şeye, Amsterdam'a 13 kilometre, 12-13 kilometre herhalde. Ondan sonra oraya nasıl geleceğimi, gideceğimi anlattılar. Gittik, hemen bir işçinin, ustanın evinde bana bir oda hazırlamışlar. Çek müstakil evler, iki katlı mesela. Üst katta iki yatak odası var, bir yatak odası bana şey etmişler. Ondan sonra hemen düzenlemişler, patron karıyla getirmiş, bilmem bu teklif falan filan. Bizi oraya düzenlemişler, gittik doğru oraya. Orada akşam kalıyordum, yemeklerimi yiyordum. Akşam yemeğini pek yemiyordum. Çünkü Amsterdam'a gidiyordum hemen. Ondan sonra yiyordum ve bunlara belli bir para veriyordum, ödüyordum. Bir karı bir koca, gençler. Ondan sonra, fakat o kadının ihtimamını, temizliğini anlatamam. Her gün elbiseleri bütünlenir, her gün ayakkabım boyanır. Öyle bir kadın. Çok çalışkan bir insan, çok temizler Hollandalılar. Onu da anlatayım. Bir gün dedi ki bana, ben şeyde geldikten sonra hemen, iş bittikten sonra elbisemi değiştirir, Amsterdam'a gider. Gece orada yerim falan. Ondan gidecek misin bugün de Çevik Bey dedi. Evet dedim. Niye sordun dedim. Meğersem şeyde kilise korosunda korno çalarmış. Burada aleti de duruyor. Ondan sonra çalarmış. O zaman dedi ben gidemem dedi. Ben de sanıyorum ki ya hanımı genç kadın. Ben yalnız kalacağım ondan falan. Biz Türk aklı. O zaman ben gidemem dedi. Niye dedim? Hanım korkar evde dedi. Tamam o ağzından gitmem o zaman dedim.
Yani zihniyet farkını da orada gördük yani. Yani orada da işte kalayım derken adamlar o kadar güzel şey gösterdi ki işte gül yetiştiriyordum orada. Bakara gül. Özellikle de bakara gül. Orada çok önemli. Ve bakara gülün mesela ihtimam ediyorlar. Sapı ne kadar uzun olsa parası o kadar pahalı. Çünkü onu bizim gibi değil. 2-3 günde kesiyorlar. 2 saatte. Epey yaşatıyorlar evlerde. Ondan sonra o adam bizi evden soruları gezdiriyor, bilmem şey, o kadar güzel ailesi falan. Öyle bir şeye geldi ki adam varlamıyor bir türlü. Kaldım orada. Kaldım artık nihayet sonunda dedim ki artık ben gideyim dedim. Gitme dedi. Niye dedi? Çiçek bayramı var dedi. Bak dedi onu da görmeni çok isterim dedi adam. İyi dedik o zaman kalalım. Kaldık. Çiçek bayramının hazırlık şeyi var. Belediyenin büyük bir yeri var. Orada hazırlık yapıyorlar. Oraya da bana şey verdi. Bilet verdi. Yani giriş kartı verdi. Oraya ben akşam gidiyordum. Onları seyrediyordum. Onlar çalışıyorlar. Ben seyrediyorum işte. Trailerleri hazırlıyorlar. Efendim şeyleri hazırlıyorlar. Arabaları falan filan. Orada da bir anım var. Şimdi bir adam Almanya'dan kömer kemer patlıcanlar ve kırmızı tok biberler almış gelmiş. Sarı güllerle bir Mercedes'e şey yaptı. Öyle bir şey yapıyor. Süsleme yapıyor onlardan. Fakat patlıcanı bilen yok Almanya'da. Hepsi bakıyor bu ne? Ben anlattım filan. Deyince aa dediler Fransa, aubergine dediler. Yok Almanya'da, şey Fransa'da, şey pardon Hollanda'da ne patlıcan, ne yeşil biber, kırmızı biber veya yok. Hatta zaten mutfakları yok. Mutfakta mesela bir şey vardı, çömlek. Onun içerisine et atar, etler işte salçalı falan getirir. Ondan sonra o biter yeri bulsa var, şey yapar, kıyma yapar şöyle falan. O getirir falan. Ondan sonra ben işte biraz akşam yemeğinde hele özellikle biraz pek yemezdim falan. Bana bir gün dedi ki ya dedi siz ne yersiniz dedi. Üzüldü kadın. Biz pirinç yeriz daha çok dedim. İşte bunu zaten bilmiyorlar. Tamam dedi bu akşam geldim ki akşam şöyle önümde bir topak. Pirinçler lapa gibi yapmış. Kocasına diyor ki bundan yemesen diyor bu Çevik Bey. Yani öyle. Ama sonra ben Hollanda'ya 72'de tekrar gittim. Hepsini öğrenmişler. Hepsinin standartlarını koymuşlar. Hepsinin yemek nasıl yapılır göstermişler. Fransa onları bile eğitmiş. Mesela şeye gidiyordum markete gidiyorsun. Bir şey şöyle hazır. Patlıcan yanında biber, yanında bilmem ne yanında şu ne lazımsa yazıyorsun da. Patlıcan musakka. İşte şöyle yapır, böyle yapır, şöyle. Bütün malzeme de onun içinde öğrenmişler böylece. Yoksa Almanya'da, Hollanda'da o zaman yemek kültürü hiç yoktu. Neyse. Şimdi burada ben de sosyal şey, çalışmalarım oldu. Turizm şeyinde falan. Severim yani sosyal çalışmaları. Zaten İstanbul'da da abim ve yengem, amcam Lyonlardı. Lyonlardı. Ondan sonra yengem Lyonesse. Burada bunu kurmaya teşebbüs etti arkadaşlar. İlk şey Kemal Küçükcan var. O başladı bu işe. Kurucu başkan da odur. Ondan sonra burada Lyons Kulübü kurduk. Gaziantep Lyons Kulübü diye. 1984. Ondan sonra kurmaya şey yaptık. Ben kurucu üye oldum. Burada işte geliştirmeye başladık. Ve o zaman Lyons Teşkilatı bu tarafa hiç gelmemişti. Yani güneye ve doğuya doğru hiç şey. İstanbul'da mağazam çok vardı. Lyon hale var. Lyon kulüpleri. İzmir'de falan vardı. O bölgelerde çoktu. Fakat Antep'te yoktu. Adana'da da vardı bir hayli. Antep'te yoktu. Antep'te ilk defa biz hocam teşebbüs ettik buna. Burada ise bir kulüp kurmaya kalktık. Kurduk. Ve hakikaten de Türkiye basında çok başarılı bir kulüp olduk.
beğenilen ve kıskanılan bir kulüp haline geldik. Bu yıllık bir toplantılar olur bizim her sene. Oraya mesela İstanbul'da yapılan toplantıda Gaziantep katılım birinciliği aldı. Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra bunun gibi çalışmalar yaptık. Çalışmalar deyince yani Lyon Scrutları daha çok hizmet şeyidir. Yani yardım da var ama daha çok hizmet. Kültürel çalışmaları olan kültürel gelişmesine bulunduğu yerin efendim ne bileyim başka okullara şeylere falan hizmet etmek içindir. Onları yapıyoruz daha çok. Şimdi bu arada kalktık bir orman şeyine düştük. Orman yapalım. İşte şeyde 3. sanayinin orada kalktık bir yer bulduk. 145 dönüm. Orada orman giriştik ama o kadar zor oldu ki kayalık hepsi. Oraya çamlar diktik. Hatta yukarıda bir şey yaptık. Teras gibi yaptık. Oraya ceviz diktik. 450 tane ceviz diktik. Ondan sonra onları yaptık falan. Fakat bu arada sanayi şeyi burada bizi rahat bırakmadı. Şöyle orada şeylerini getiriyorlar. Atıklarını. İleride bir kuyu gibi bir yer var. Açılmış kalmış öyle. Ondan sonra oraya götürüyorlar. Orada yangın çıkıyor. Yolda şey oluyor falan. Sonunda dedik ki bunu sanayi organize sanayine bırakalım biz bunu dedik. Bizim derdimiz de bu orman yaşasın. Ne yapacağız? Sahibi miyiz? Orada evimiz falan da vardı. Bir küçük bir yer de var. Ondan sonra oraya şey yaptık. Devrettik. Bu sefer o devrederken biz dedik ki bizler o zaman dedim dedik biz okul yaparız. Vali falan kabul etti falan. Lyon Sokulu'nu kurmaya başladık. Ve o zaman Lyon Sokulu'nu yaptık. İlk defa Lyon ismini de vermezler katiyen. Ondan sonra imkan yok. İlk defa Lyon Okulu olarak bizi aldık. Onu da tutabilmek için çok uğraştık. Değiştirmeye kalktılar. Açılış yapacağız. Valiye davetiye götürdüm. Dedi ki ya neresi bu da? Ya dedim orası akıldı, açıldı dedi. Ne zaman açıldı dedim. Cumhurbaşkanı geldiği zaman dedi o geliyor ya 450 tane açtım, 340 tane açtım falan filan o hikayede. Oturduğu yerde bizim okul da açmış. Adını da işte ne, Mustafa Kemal Okulu koymuşlar. Ya o dedi, oraya dedi bu isim de açtık biz orayı dedi. Ya yapmayın falan. Valla dedi açılış değil de bir tören deseniz gelirim dedi. Açılış deseniz gelemem dedi. Neyse o da öyle işte hale devam ediyor Lyon Sokulu. Zaman zaman orada yardım ediyoruz. Çalışmalar yapıyoruz falan. İşte orada bizim sonra Lyon Kulübü Lyon oldu. Hanımlar da Lyon oldu. Eskiden mesela Lyon kulüplerinde kadın ülke üye alınmazdı. Sonra bazı şeyler olmuş. Bu insan haklarına aykırı falan filan diye. Ondan sonra kadınlar da Lyons oldu. Şimdi burada bizim iki tane kulübümüz var şu anda. Bir ara dört taneydi. Şu anda iki tane var. Bir Gaziantep kulübü, bir de Şahin Bey kulübü. Şahin Bey hanımlar daha çok. Hanımlar var orada. Gaziantep kulübünde erkekler var. Orada da çok çalışması oldu Nurten'in. Bayağı kermesler, efendim şeyler, kahvaltılar vesaire. Ve onların geliri de zaten şu var. Mesela diyelim bir kahvaltı yapacaksınız. Geliri falan yere harcanacak diye yaparsınız. Ve onu mutlaka oraya harcarsınız. Yani kulübün genel giderlerine katliyen harcanmaz. Ondan sonra bu şekilde devam etti. Sonra işte rahatsızlandı, pek gidemez oldu. Tam ayrılmadı ama biraz rentiye aldı mecburen. Sağ olsunlar Şahin Bey Lyons Kulübü'nün de önderliğiyle Empati Derneği'ne anlaşma yapmışlar. Empati Derneği'nin okulunda, Empati İlkokulu'nda Nurten'e bir oda verdiler. Galiba pratik çalışmalar falan için bir oda. İsmini verdiler. Bir de Lyons Okulu'nda da bir odanın ismini verdiler. Bir vefa örneği olarak. İşte öyle. Ve işte hala ben 38 yıllık bir Lyon olarak, babası da öyle. Oruyor ama bir
biraz tabii şeylerimiz rantir oldu. Çalışmalarımız biraz fazla şey değil. Etkin değiliz yani. Sizlere çok teşekkür ederim. Böyle bir vefa örneği gösterdiniz ve bize bu fırsatı verdiniz. Aslında çok aham şahım bir şeyim yok ama bazı şey, hayattan bazı noktalar, bazı resimler ortaya çıkardım. Çok çok teşekkür ederim. Bu çalışmalarınızın başarılı olmasını diliyorum. Herhalde bu ekiple, bu gayretle birçok şeyler yapacaksınız ve yapıyorsunuz. Hepinize teşekkürler. Teşekkürler.